otomobil piyasasına bir bakacağız aslında, bir anlamaya çalışacağız ne oluyor ne bitiyor son günlerde. Sıfır otomobilde stokların arttığı, aslında vatandaşların da istediği otomobille sipariş edebildiği haberleri var değil mi? Bu haberler geliyor. Bir taraftan da bakıldığında aslında otomobil pazarında tedbirler alınmıştı. Bu alınan tedbirler ne kadar işe yaradı yaramadı, onları da belki birazdan konuşuruz seninle. Şimdi sıfır otomobilin ikinci elden daha yüksek fiyatta satılması, bu yanıltıcı ilan meselesi var biliyorsun. Aslında bu sorunlar ne kadar geride kaldı, biraz onu da konuşuruz. Otomobil satışları normale dönüyor mu? Yiğitcan Yıldız otomotiv editörümüz, Habertürk Televizyonu'nun herkes de tanıyordur mutlaka. Otomobil fiyatları düşecek mi? Düşer mi Yiğitcan? Ne diyorsun, öyle başlayalım? Hülya, istersen bir hatırlatma yaparak başlayalım. Temmuz ayında çünkü biliyorsun otomobilde çok fazla düzenleme gördük. Bunların da birçok ikinci el araç satışı yönelikti. Bunların ilki şu, ilan sitelerinde ikinci el araç fiyatları sıfır kilometre fiyatlarının geçemeyeceği yönünde bir düzenleme gelmişti. Evet. Bunun etkisini şimdi peyderpey görülmeye başlandığı söyleniyor. Buna daha sonra istiyorsan bir açıklık getirelim. İkinci düzenleme şuydu, bu geçen sene bizim yaz aylarında konuştuğumuz 6 ay ve 6 bin kilometre diye tabir ettiğimiz bir kısıtlama söz konusuydu. Bu kısıtlama en başta sadece ticari, yani ticaret yapan kesime yönelik getirilmişti. Sonrasında bu bireysel satışlara da kapsam alınacak şekilde genişletildi. Ve bunun süresi de normalde 1 Temmuz'a bitecekti. Yılbaşına kadar uzatıldı. Şimdi bunların hepsinin yarattığı tabii ki de bir etki söz konusu piyasada. Özellikle bu sıfır kilometre fiyatının geçememesi ilanlarda piyasaya birazcık fiyatları aşağı çektiği söyleniyor. Şu an için evet. Tamam. Daha yeni başladı, bunu konuşuluyor. O zaman düşecek de. Şöyle yani. Bu aslında birkaç tane faktöre bağlı. Bunlardan bir tanesi dövizdeki artışa bağlı. Şimdi dövizde biliyorsun artış olduğu noktada sıfır kilometre fiyatları artıyor. Çünkü direkt orada dövize bağlı olmuş. Orada kur farkından kaynaklanan böyle zamlar oluyor. O zamları bir şekilde bunu markadan yansıtıyor. Görüyoruz bu yani. Bu olduğu sürece, yani dövizde bir çıkış olduğu sürece ikinci elde fiyatların artacağını söylemek yanlış olmaz. Ama döviz stabil kaldığı noktada ikinci elde belki bir nebze fiyatların geri çekilmesi konuşulabilir. O da bu anlattığımız düzenleme neticesinde yapılacağı, bunun görüleceği söyleniyor. Fakat orada açık kalan bir nokta var. Sadece bu ilan sitelerinin fiyatlar şu anda ikinci el, yani ikinci el ilan fiyatları sıfır kilometre geçemiyor. Evet, geçemiyor. Ama notere gittiğimizde satış yaparken burada herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Yani burada şimdi noterde biz aramızda anlaştık, bir fiyat beyan ettik ama açıktan alıcı satıcı alışveriş yaptığı noktada bunu fiyatının sıfır kilometrenin üstünde kalmasını engelleyecek mekanizma şu anda bulunmuyor. İşte bu mekanizmanın şu anda devreye alınması gündemde. Bakanlığın, Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli ilgili kurumlarla birlikte bir yazılım hazırladığı şu an konuşuluyor. Ve Ağustos ayında bunun açıklanacağı, bunun duyurulacağı yönünde bir çalışma yapıldı. Şimdi şöyle, şimdi satış azalırsa, talep azalırsa fiyat düşer. Değil mi? Bu her şey için. Zaten bu ekonominin zaten genel geçer kuralı. Genel geçer kuralı. Şimdi fiyatlarda bir gerileme olur mu diye o kadar çok soru alıyorum ki ben. Yani çünkü insanlar bir taraftan, şimdi bir de şu sıralar sıfır otomobile artık ulaşılabiliyor. Şöyle bazı markalarda yani, ulaşılabiliyor. Yani bayilerde otomobil bulunabiliyor. Yani genelini, ben çevremden duyuyorum bunu mesela. Sektörün geneline yaymak çok doğru olmayabilir. Şimdi bazı öyle markaların mi? Bazı modellerinde, yani çok fazla talep olmayan modellerde evet bunun şu anda eskiye göre daha çok bulunduğu konuşuluyor. Ama o markaların talep gören modelleri şu anda hala talep görmeye devam ediyor. Ama eskiden şöyle bir refleks vardı. Eskiden dedim aslında 10 gün öncesine kadar şöyle bir refleks vardı. Her markanın her otomobili inanılmaz talep görüyordu. Çünkü insanlar da bunun nasıl olsa fiyatını artacağı yönünde beklenti verdi. Ve alıp kenara koyayım, fiyat artını satayım gibi bir refleks söz konusuydu. Şimdi ikinci eldeki bu yapılan düzenlemenin birazcık ikinci el fiyatların geri çekmesi, talebi belki birazcık azaltması, işte bu refleksi birazcık insanlarda geri çekmiş durumda. Dolayısıyla burada her markanın her aracı için talep işte artık düştü, fiyatlar işte geri çekilecek, araç daha kolay bulacağız gibi bir şey söyleyeyim miyiz? Bunu hiç duymuyorduk. Duymaya başlamamız lazım. Duymaya başladık. Bu aslında başlangıç. Onu da, o da önemli aslında. Tabii, ama bunu dediğim gibi şu anda şey koyalım, şart bunu koyalım şu an yani. Tabii gelene yaymak için belki birazcık erken. Belki doğru. Önümüzdeki dönemde bunu daha yaygın olacağını görebiliriz. Görebiliriz. Belki daha sık konuşabiliriz. Daha tabii evet, bu tedbirler, Ticaret Bakanlığı tedbirleri, bir taraftan bakıyorum cezalara. Bu getirdiği cezalar aslında ya yani bir normalleşme sağladı mı sence yani sektörde? Çünkü normalleşme başlangıcı sağladı aslında. İşte bu da, burada da. Evet, evet. Yani burada normalleşme başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii çok konuşulmayan konular aslında sektörde şu anda gündemde. İşte bunlardan bir tanesi kredi bulma zorluğu. Çünkü biliyorsun artık araç fiyatları arttı ve BDDK'nın geçen sene yaptığı düzenleme vardı. İşte 2 milyon TL'nin üstünde araçlarda kredi kullanamıyorsun. Gökhan, böyle hayal artık araç almak.
Yani evet, ev hayır. Almak gibi artık. Ne yazık yani çok ki artık ciddi yatırım aracıdır araç. İşte bu da yani. Aslında ne oluyor biliyor musunuz? Zaman zaman bunu yayınlarda konuşuyoruz. Motosiklet satışlarını patlatıyor. Çünkü neden daha söyledim ucuz. Bugün zaten. Bu arada motosiklet satışları patlatıyor diyorsun. Motosiklet bile yatırım aracına dönmüş. Onu da bulmak kolay değil şu anda. Onu da bulmak çünkü kolay. Onda da fiyatlar biliyorsun döviz endeksi. Tabii. Onda da döviz artınca fiyat öyle. Yükseliyor. Tabii. Dolayısıyla eskiden işte ev konuşuyorduk yatırım için. Otomobil konuştuk. Şimdi belki önümüzdeki dönemde fiyatlar böyle devam ederse motosikleti belki daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Aynen çok. Çünkü sağlıklı bir şekilde bilmiyorum artık nasıl olacak. Hani otomobil meselesini konuşuyoruz. İkinci elde fiyatlar düşer mi? İkinci elde fiyatların işte demin de aslında anlatmaya çalıştım. Net yani satışların azalması fiyatların da gerilemesi sağlıyor yani bir taraftan da. Ya da yani ne bileyim böyle bir beklenti var mı? En azından öyle sorayım. İkinci elde fiyatların düşmeye başlama trendi evet birazcık bulunuyor. Bir de orada şöyle detay paylaşayım bizi izleyenlerde. Şimdi eskiden sıfır araç satın almaya gittiğimizde bayilerde takasa gelen sayısı çok azdı. Çünkü insanlar elindeki arabayı satmak istemiyordu. Neden? Çünkü evet. Aracın fiyatı artacaktı. Şimdi şu an bizim duyduğumuz takasa girme sayısı şu anda artıyor. Çünkü insanlar bir şekilde elindeki aracı elden çıkartıp yenisini alma peşinde koşuyor. Çünkü elindeki aracın belki de değerini kaybetme ihtimali görmeye başlamış durumda. İşte bu yapılan düzenlemelerin yol açtığı bir gerçek bu aslında. O yüzden artık birazcık işler normalleşmeye başlıyor da diyebiliriz. Ama bunu tabii ki de şu an konuşmak için erken. Mesela şimdi Temmuz ayının satış rakamları Ağustos ayında açıklanacak. 2 gün içinde biz bunu görmüş olacağız. Burada yeniden bir rekor beklentisi söz konusu. Ama Ağustos ayı rakamlarını biz gördüğümüzde belki o zaman işte bu konuları daha çok konuşacağız. Çünkü o zaman belki bütün bu yapılan çalışmaların, düzenlemelerin etkisi o rakamlara yansıyacak. O ama zaman şu anda mesela aracını, diyelim elinde bir ikinci el aracın var. Aracını değiştirmek istiyorsun. Kredide bulabilirsen tabii. Yani en azından ikinci el araç almak, ikinci el aracını satmak için şu aralar doğru zamanda diyebiliriz belki de. Çünkü piyasa normalleşmesiyle o kar oranı da bir taraftan tabii düşecek. Şimdi bunu gibi. Yani ama tabii bunu kredi nasıl bulabilirsin? Güç. Bunu söylemek güç. Tabii, İnsanları yanlış yönlendirmiş yanlış, olmuyor. Tabii, tabii. Çünkü ekonomi biliyorsun çok değişken artık günümüzde. Makroekonomik gelişmeler için bakıyoruz, içeriye bakıyoruz. İşte faiz kararı vermesi ekonomiyi etkiliyor. Bütün bunlara baktığımızda şimdi dövizdeki en ufak bir artış fiyat yerini artacak. Öyle. O yüzden şimdi insanları bu da satın demek de ne kadar doğru bilemiyorum. O yüzden bence hayır burada senin söylemin üzerine söyledim ben. Yani ya orada ben satın demek derken bizim satın demiyoruz da bizim böyle bir yönlendirmemiz yani evet, olabilir mi canım? Yani bu olacak. Değil. Yani şu, bu sıralar bu dönem açısından bakıldığında en azından yani elinde 10 yıllık bir aracım var. Diyorsun ki ikinci el araçlarda da onun değeri de düşebilir piyasanın normalleşmesiyle. Bu da beraberinde böyle bir soruyu getiriyor. İstiyorsan şunu da parantez açayım. Bu benim sektör kaynaklarından elde ettiğim duyumlar. Herhalde gözlemler. Tabii canım. Onu da bizi izleyenlere söyleyelim. Tamam merak etme rahat ol. Yanlış anlaşılma olmaz. Biz uyarıyoruz zaten. İzleyicilerimize de söylüyoruz. Yani bunlar öngörüler olarak tabii alıyoruz. Ki, elbette aynen böyle bir şey söz konusu değil. Benim kaçırdığım, eklemek istediğim bir şey var mı? Şunu yani söylemek izleyiciler lazım. Açısından, otomobil kullanıcıları açısından, satın almak isteyenler ya da bilgilenmek isteyenler açısından. Son bir belki nokta olarak paylaşmak lazım. Eskiden biliyorsun bayilerde inanılmaz sıralar söz konusuydu. İşte bir otomobilde 1000 kişilik sıra söz konusuydu. Şimdi öyle artık bunun gevşediği şu anda konuşuluyor. Ve şunu belki aktarmak lazım. Şu anda hakikaten araba almak isteyen, ihtiyacı olan, eğer o doğru bayiye gidip bayide arabayı sorgularsa o arabayı şu an büyük ihtimalle doğru bulabilir. Bayi ne demek? Yani doğru bayi derken şöyle, bayiden bayi fiyatlar değişebiliyor. Yani orada işte her bayide aslında belki aynı markanın farklı bayilerinden fiyat almak daha mantıklı olabilir. Çünkü farklı aynı markanın farklı bayilerinde farklı fiyatlar, farklı kar marjı ortaya çıkıyor. Tüketicinin karşısında da işte burada 5-10 bin TL'lik belki 20-30 bin TL'lik araca bağlı fiyat farkı ortaya çıkabiliyor. O yüzden burada tüketicinin sadece tek bir bayiye bağlı kalması da bence çok doğru değil. Farklı bayilere telefon açıp fiyat bilgisi almasının en azından orada daha uygun fiyatla, daha uygun pazarlıkla belki de araca erişmesi anlamında kolaylık sağlayacaktır. Yiğitcan teşekkür ediyorum. Sağ olasın Yiğitcan Yıldız. Biz böyle ara ara konu ediyoruz Yiğitcan'ı. Anlamaya çalışıyoruz, bilgilenmeye çalışıyoruz. Çünkü Habertürk otomotiv editörü kendisi biliyorsunuz yani ev kadar yani eve de ulaşmak şimdi o kadar zor ki. Ne yazık ki öyle. Yani ev gibi artık otomobil de bir yatırım aracı olduğu için otomobil piyasasındaki o gelişmeleri Yiğitcan'dan alıyoruz. Sağ olasın katkılarından dolayı. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum.